Allah'ın varlığını ispat eden bütün deliller, aynı zamanda Kur'an'ın da Allah'ın kitabı olduğunu ispat eder. Zira bu dünyayı mükemmel bir şehir ve muntazam bir saray hükmünde yaratan zat, hiç mümkün müdür ki o şehirde ve o saraydaki en ehemmiyetli misafirleriyle ve dostlarıyla konuşmasın ve görüşmesin? Madem bilerek bu sarayı yapmış ve irade ve dilemesiyle nizama sokmuş ve süslemiş, elbette nasıl ki yapan bilir, öyle de bilen konuşur. Madem bu sarayı ve bu şehri bize güzel bir misafirhane ve ticaret yeri yapmış, elbette bize karşı münasebetlerini ve bizden arzularını bildirecek İlahi bir kitabı bulunacaktır. Hem hiç akıl kabul eder mi ki bu kainatı yaratsın da kainattaki ilahi maksatları bir ferman ile bildirmesin ve kainatın tılsımını açacak olan mahlukat nereden geliyorlar? Ve nereye gidiyorlar? Vazifeleri nedir? Ve niçin böyle kafile kafile buraya gelip bir parça durup göçüyorlar? Gibi dehşetli sorulara hakiki cevabı verecek bir kitabı göndermesin. Haşa! Böyle bir kitap gönderilmemiştir. Demek bütün bu soruların cevapsız bırakılması ve insanın bu dünyada başıboş olduğunu kabul etmek demektir. Şimdi, bütün bu sorulara cevap verecek, Kur'an'dan başka bir kitap gösterilebilir mi? Elbette hayır. O halde Kur'an, kainatın yaratılışındaki sır perdesini aralamakla, kainatı yaratan zatın emir ve yasaklarını bildirmekle ve kainatın tılsımını açmakla, bu kainat sahibinin kitabı olduğunu bizlere göstermektedir. O halde şöyle desek, Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabıdır. Çünkü kainatta intizam vardır. Yani kainattaki intizamı Kur'an'ın hak kelam olduğuna delil getirsek, bu söz doğrudur. Zira bizler bu söz ile kainattaki intizamı Allah'ın varlığına ve birliğine delil yaptık. Eğer Allah olmasaydı ya da haşa ortağı olsaydı intizam olmazdı. Zira bir memlekette iki padişah, bir ilde iki vali ve bir köyde iki muhtar olamaz. Eğer olursa karışıklık olur. Zira bir işe çok eller karışsa karıştırır. Ve madem alemde karışıklık yoktur, intizam vardır, o halde Allah vardır ve birdir. Ve madem Allah vardır, o halde sadece bir kısmını zikrettiğimiz sebeplerden dolayı bir kitabı ve konuşması olacaktır. Ve madem Kur'an bu maksatlara hizmet etmektedir, o halde Kur'an Allah'ın kitabıdır. Dolayısıyla Kur'an'ın her bir delilini kullanarak Allah'ın varlığını ispat edebileceğimiz gibi, Allah'ın varlığını ispat eden bütün delilleri de Kur'an'ın Allah'ın kitabı olmasında kullanabiliriz. O halde Kur'an'ın delilleri had ve hesaba gelmez. Zira Allah'ın varlığının delilleri mahlukatın nefesleri adedincedir.